Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle beraber efsane kadro artı paket yorumlama yapıyoruz. Videonun başında arkadaşlar daha önceden de belirttiğim gibi artık üyelerimizin kadrolarını videonun başında yorumlayacağız. Onu da söyledim arkadaşlar. Üyeler bana arkadaşlık isteği gönderiyor. Üyelere özel arkadaşlar YouTube'da topluluk kısmı oluşuyor. Oradaki topluluk kısmına yorum yaptığınız zaman üyeler olarak hesabınızın ismini, sonra hesabınızın genini ve logosunu yorum yaptığınız zaman bana üye olduktan sonra zaten en ucuz üyeliği de ekledim arkadaşlar. 2,5 liralık bir üyelik var. Oradan bana üye olduktan sonra üyelik kısmında topluluk kısmında açılıyor dediğim gibi. Oradan bana yorum yaparsanız hesabınızın genini, seviyesini de yapın daha kolay bulmam için. Her türlü size zaten sohbet muhabbet haline geçebiliyoruz arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlık ekliyoruz. Bir sonraki karo yorumlamada sizin de yorumunuz, karonuz kesinlikle yorumlansın istiyorsanız yapabilirsiniz yani. Ben şimdi arkadaşlar kısmına geldim. Gördüğünüz gibi 11 tane arkadaşımız var. Aslında 18 tane üyemiz var arkadaşlar ama herkes daha hızlı bir şekilde yapamadığı için şu anda sadece 11 üyeyi yapıyoruz. Bu arada üye olanlar sakın topluluk kısmına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Orada her şey var zaten. Bütün detaylarla yazdım. Ben orayı sürekli kontrol ediyorum. Kanala yeni üye olan, elit üyelik alan Mert Zunacı ve Buğra Eşme çok teşekkür ediyorum. Usta üyelikleri de her videoda zaten söylüyorum arkadaşlar. Birisi Maggie Kebabs, diğeri de Koraycı yapmış. İsmini eskiden neydi bilmiyorum ama zaten iki tane usta üyemiz vardı. Hala o şekilde. İlk kadromuza başlıyoruz. Vesil Saban'ın kadrosuyla başlıyoruz. Bu kardeşimizin adı sanırım Vesil Şabanoğlu'ydu. Aktif ilk 11 görüntüle diyorum. Bu arada daha fazla kadro yorumlama videosu için 2000 beğeni yeterli. 2000 beğeni atarsanız daha fazla kadro yorumlama gelecek. Kanalda abone olmayı unutmayın ki videoların hiçbirisini kaçırmayın. Gördüğünüz gibi 112 gen, 190 kimya, böyle bir kadrosu var. Gerçekten fena bir kadro değil kardeşim. Adama Traore'yi yükselt. Gerçekten abi 92'yi geçtikten sonra reytingi bomba bir hal alıyor. Çok ucuz bir kadro kurmuşsun. Ama güzel Nacho Fernandez'in de var. Mesela bu tarz ucuz ama yüksek oyuncular kullanabilirsin kadronda. MO kısmında da bu tarz oyuncular kullanabilirsin. Genel olarak beğendim. Alabiliyorsan bir de Kalene Donnarumma alabilirsin abi. Gerçekten güzel olabilir. Güzel bir kadro. Hemen diğer kadromuza geçelim. Sonra Facebook kadroları da yorumlayacağım arkadaşlar. Herkes bana şu anda istek atmaya başladı ama abicim şu an aynı zamanda canlı yayında olduğumuz için herkes istek atmaya başladı ama şöyle bir şey var. Sadece üyeleri kabul ediyorum. Çünkü abi sınır var yani. En azından bir şekilde belirleyelim. Salih kardeşimizin kadrosundayız. Roda, Carlos Eduardo, Eze, Jacobson, Maguire, Pepe, Van Bissaka, Adama Traore, Matheus, Bentancur ve Watkins gibi mükemmel oyuncular var. Gerçekten harika. Adama Traore'yi de 90 ratingi geçir kardeşim en azından. Gerçekten o kadar uğraşmışsın. Bunu herkese söylüyorum ama abi herkes artık algılasın. Adama Traore 90'ı geçmeden çok iyi olmaz. Onu söyleyeyim. 108 yenlerde yine işine yarayabilir ama gayet güzel bu arada. Takımı beğendim. Pots üzerinden kurmuşsun. Ucuz bir kadro kurmuşsun. Muhtemelen coins'in de yok. O yüzden öneri vermeyeceğim. Ama Kalene, Donnarumma'yı alabiliyorsan ilk işin Adama Traore'yi yükselttikten sonra Donnarumma almak olsun. Onu söyleyeyim abicim. Herkes aynı öneriyi yapıyorsun diyenler olabilir. Abi herkes zaten aynı durumda. Yani yapacak bir şey yok. Hemen şimdi Ahmet 123'ün profiline bakalım. Ahmet 123'ün kadrosunu da yorumlayalım. 109 yen, 165 yen kimyalık. Müthiş bir takımı var. Donnarumma kalesinde var. Çok beğendim. Sergio Ramos'u ben de kullanıyorum. Şu an bende 98. Çok memnunum ben de. Gayet güzel. Skolls'u da kullandım. Artık kullanmayı bıraktım. Ama bu MO'nun burada ne işi var? Bu Liendl'ın burada ne işi var? Niye MO almadın? Onu anlamadım. Oraya bir tane MO ekle abicim. Skolls'la Boost'u aynı olan bir MO ekleyebilirsin. İki yönlü bir MO ekleyebilirsin. Genel olarak kadronu beğendim kardeşim. Güzel, güzel. Ama şurada ya da bir santrafor alırsın. Team of the Season oyuncularını bekliyorsun muhtemelen bunlar için. Darami zaten güzel bir kartı var. Fena bir kart değil. Nakajima da fena değil abi. Nakajima'yı da beğendim. Genel olarak güzel bir kadron var. Hadi bakalım abi hemen diğer bir kadroya geçelim. Bu arada arkadaşlar ben bu kadroların hepsini yorumlayana kadar bana üye olursanız sizin de kadronunuzu hemen yorumlarım. Beklerim yani, haberiniz olsun. YouTube kanalıma üye olmak isteyen varsa üye olabilir. Bakalım YouTube kanalımızda üye artmış mı? O arttıysa hemen bir tane daha. Tamam, yok artmamış. Evet, hemen profili gördüğüm Mert'in profiline giriyorum ve aktif ilk 11'i görüntüle diyeceğim. Evet arkadaşlar, Mert'in de kadrosuna girdik. Şu anda 106 gen 160 kimyalı çok güzel bir takım var. Paulinho'nun bu kartını kullanmış. Yani arka planı çok güzel ama fotoğrafı çıkmamış Paulinho'nun. Adama Traore'yi de 90 yapmış. Gerçekten o kısmını da beğendim. Kimenez'i de yükseltmişsin herhalde. Memnun kaldım, birazcık yükselttin. Ben çok denemedim, hatta hiç denemedim, o yüzden iyidir. Çağlar'ı çok denedim bu kartını. Fena değil ama çok çok da iyi diyemeyeceğim abi. Genel olarak güzel. Sonun bu kartı muhtemelen iyidir. Hiç denemediğim kartlar kullanıyorsun. Kalecini biraz daha geliştirmeyi dene. Donnarumma'yı alamıyorsan bile biraz daha uzun boylu ve daha iyi bir kaleci deneyebilirsin. Genel olarak kadroyu beğendim kardeşim. Hemen diğer bir kadroya geçelim. Zeki Spor'un kadrosunu açalım abi. Hemen profili gör deyip Zeki Spor'un kadrosunu da açalım hızlı bir şekilde. Zeki Spor kadrosunda Adama Traore, Ronaldo, Scholes, Sergio Ramos, Cannavaro, Nacho Fernandez gibi benim çok yakından tanıdığım, çok fazla kullandığım oyuncular kullanıyor. Hepsi de çok iyi abicim. Gerçekten memnun kaldığım oyuncular olduğu için sana da öneriyorum. Adama Traore'yi bir an önce 93-94 yapmaya çalış ve Mendy'yi de değiştirmeye çalış. Stoperlerini beğendim abicim. Orta sahanda gayet güzel. Orta sahandaki oyuncular da gayet güzel. Fernandez, Cristiano Ronaldo filan da memnun abi. Güzel.
güzel. Güzel oyuncular kullanmışsın. Hernandez'i belki değiştirebilirsin. Hernandez yerine başka bir oyuncu al. Hernandez'in boostlarını yükselt. Bakalım Hernandez'in boostu neymiş? Şut. Mesela Ronaldo'nun neymiş? Hedef oyuncu. Hedef oyuncu boostlu bir adam alabilirsin kadrona kardeşim. Onu öneriyorum. Sen hedef oyuncu boostlu bir santrafor alabilirsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğrafları yüklenmeyen oyuncular var ama yine benim tanıdığım oyuncular. Abraham'ı görüyoruz. Şalars oyuncu. Donnarumma. Gerçekten sevdiğim oyuncu olarak Naby Keita var. Muhammed Salah, Sterling. Gerçekten çok güzel bir Premier Lig kadrosu kurmuşsun. Yani bu oyuncuların hepsi bir takımda toplansa, Donnarumma ile beraber kurmuşsun bu arada bu kadroyu. Gayet güzel. Hepsi bir takımda toplansa, gerçek hayatta oynasalar gerçekten Premier Lig'de ilk 3'e girer bu sıralamada. Gerçekten beğendim kardeşim kadronu. Sevdiğin oyuncuları kurmuşsun muhtemelen. Beğendim abi. Biraz daha tabii ki geliştirilebilir. Ama 103'lük bir kadroya göre Donnarumma'yı kullanabiliyor olman gerçekten çok başarılı kardeşim. Beğendim. Hemen başka bir kadroya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de Soldiers'ın kadrosundayız. Kalede Mendes'i var. Yani Çağlar Söyüncü'nün 93'lük tot kartını alabilmişsin. Donnarumma'yı alamamışsın. Gerçekten çok ilginç kardeşim. Adama Traore'yi de yükseltememişsin. Yani bunları hepiniz kullanıyorsunuz. Artık Mendy, Adama Traore herkes de var ama Adama Traore'yi yükseltin, Mendy'yi de değiştirin arkadaşlar. Bunları bütün herkese öneriyorum bu arada. Genel olarak kadroyu beğendim kardeşim. Meo, Paulinho iyi mi bilmiyorum. İyi değilse değiştir yani. Gerçekten değiştir. Genel olarak beğendim. Hernandez, Dine falan var ama yani santraforlarında birazcık zayıf gibi. En azından Hernandez'in reytingi yüksek diye de kullanıyorsan Dine'yi de değiştir kardeşim. Dine'yi de birazcık kötü kalmış orada. Hernandez'in boostu neymiş mesela? Şut boostu. Şut boostu bir oyuncu alabilirsin. Oyuncu sürekli oynayarak birazcık beceri geliştirici kasıp takımını daha iyi hale getirebilirsin. Hemen farklı bir oyuncuya geçelim. Evet arkadaşlar, Eren kardeşimizin kadrosundayız. Kardeşim madem yüzgenin altında bir takımın var, sen niye gidip de Casillas alıyorsun ya? Ya gerçekten bu yaptığın yanlışı şimdi sana anlatacağım. Niye yanlış? Abi Vidal alsaydın, Vidal'i geldiği gibi satsaydın, sonrasında Casillas alacağına kaleye Donnarumma alırdın. Ya Casillas kullanmayın abi. Gerçekten çok zayıf. Yani 98'lik olduğuna bakmayın. Rakibime gelince o kadar rahat ediyorum ki. Gerçekten çok kötü arkadaşlar. Doğan yerine de abi Doğan kullanacağına Adama Traore kullan. Hemen 90'ı yükseltmeye çalış. Ama yüzgenlik bir takımın olduğu için 90'ı yükseltmen şu an zor. Birazcık bekle. Stoperlerin de abicim. Ucuz stoperler kullanmışsın zaten. Daha farklı stoperler önermeyeceğim. Sen genel olarak kadron fena değil kardeşim ama geliştirilebilir. Özellikle Casillas'ta çok büyük hata yapmışsın. Onu söyleyeyim Eren kardeşim. Hemen farklı bir kadroya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Saban site hesabının kadrosuna girdik. Bu da benim üyem. Zaten şimdiye kadar yorumladığım herkes benim üyem arkadaşlar. Sabitzer, Roldan, Bentancur, Bergwijn, Zardes, Çoğuyer, Jordi Alba, Opara, Akanji, Sakai ve Mendes var. Gerçekten fena bir kadro. Buna da değil diyeceğim. Hepsine fena bir kadro değil diyorum ama arkadaşlar yani gerçekten ne diyebilirim ki? Kimyan çok düşük. Özellikle kimyayı bağla birazcık. 93 oyunculardan kurmuşsun ama kimyan hiç bağlı değil. Kimyası yakın oyuncuları kullanmaya bak kadronda. Genel olarak güzel. Zardes de güzel abi. Zardes fena bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi kimyaları bağla abi. Aynı ligden oyun kadrolar kurmaya çalış. İlk olarak sen aynı ligden kadroları kurup bir sonraki videoda ben sana daha güzel öneriler yaparım. Hemen geçelim arkadaşlar başka bir kadroya. Parmaspor'un kadrosuna geldik. Tam beğendiğim mükemmel bir kadrosu var abi aslında. Simon Kjær, Sergio Ramos, Nacho Fernandez. Hem çok aşırı pahalı değil hem de çok yüksek reytingde hem de çok yararlı. Fiyatına göre iyi oyuncular bence stoper olarak. Gerçekten yararlı oyuncular kullanmışsın. Sağ orta sahada Gnabry kullanıyorsun. Ben 95'lik Gnabry'yi de denedim. 94'lük Adama Traore'yi de denedim. 98'lik Adama Traore'yi de denedim. Adama Traore bence daha iyi abi. Ben onu söylüyorum. Her videomda da söylüyorum zaten arkadaşlar. Donnarumma var. O olayı beğendim. Şuradaki Berge'yi belki değiştirebilirsin. Muhtemelen ucuz diye almışsın ama değiştirilebilir yani. Genel olarak kadroyu beğendim ama Lazanya ile Rebic'i zaten herkes öneriyor. Ama abicim Martial'i kullanıyorum santraforda. Gerçekten efsane. Rebic'te de aynı boost'a sahip zaten. Tamam, Lazanya da aynı boost'a sahip ama bence Martial'i dene. Gerçekten memnun kalacaksın diye düşünüyorum. 93'lük. Ben 98 yükselttim. Sen de bakalım ne kadar yükseltebileceksin. Hemen farklı bir kadroya geçelim arkadaşlar. Göksel'in hesabına geçtik. 129 genlik bir kadrosu var ve benim tam söylediğim gibi santraforlara sahip. Kadromuz neredeyse tamamen aynı abicim ama Scholes'u değiştir. Scholes yerine De Bruyne al. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'e Scholes'u bas. Bunu niye söylüyorum biliyor musun abi? Gerçekten bu önemli bir şey şu anda. Çünkü Savanger'le Busta en azından aynı olsun Scholes'un. 101 gen Zaha var. Mükemmel. Stoper attı zaten. Gerçekten harika. Santrafor attı. Benim kullandığım gibi sadece kaleciden memnun kalmadım. 5 de derece basmışsın ama abi. Milinkovic-Savic'in sadece boyu uzun diye kullanıyorsunuz. Ya bence abicim yanlış. Milinkovic-Savic'in sadece boyu uzun diye kullanılıyor olmanız birazcık yanlış gibi geliyor bana ama bilmiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten ama çok beğendim. Bir üyemin kadrosunda 129 yen olması gerçekten çok iyi. Bakalım herhangi bir üyem bu 129 yen kadroyu geçebilecek mi daha sonralarda? Onu da göreceğiz. Hemen arkadaşlar bir diğer kadromuza geçelim. Evet, 100 Van Dijk gelecekmiş arkadaşlar. Gerçekten harika olur. Santrafor'a da güzel bir oyuncu gelsin. Meo'ya da tot bir oyuncu gelecekmiş. Harika abi. Gnabry'yi belki değiştirebilirsin. Courtois'yı değiştir abi. Vallahi değiştir ya. Bak benim 122, 123 ben kullanıyorum. Donnarumma'yı 100 gen adam bile kullanıyor. Sen mi kullanamayacaksın abi? Donnarumma'yı koy şu kaleye abi. Çok zor bir şey değil. Gerçekten güzel. Her neyse arkadaşlar, hızlı bir şekilde kadroları bu şekilde hızlı bir şekilde geçelim. Önemli paketlerde falan duracağım. Bakalım ne olacak. Ana hesabın SS'ini bulamamış bu arada Furkan. 92'lik Mbappe çıkmış bu arada. Onu gördük. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Çılgın şeyler görecek miyiz? Bizi çıldırtacak. Çılgın şeyler görecek miyiz? Bütün atanları bu şekilde göstermeye çalışıyorum arkadaşlar ama
Yani hepiniz görünmek istiyorsanız ve o abi Maikon'u adam 90 reytinge satmış. Etkinlik geldi 15 dakika sonra çıkmış, direkt yollamış. Gerçekten şanslıymış arkadaşlar. Hemen şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. 90'lık payet çıkmış. Oha abi. Gerçekten efsane. 90'lık payet çıkmış. Mahrez gelmiş. Bakalım abi daha çılgın paketler veya daha çılgın bir kadro görebilecek miyiz bugün? Paketlerdeki şansları merak ediyorum abi. Hep Messi, hep Ronaldo görüyorduk. Oha turnuva paketinden bir de bunu da atayım. Facebook grubumuza gelmeyi unutmayın demiş Aytekin Kuluç. Açıklama kısmında linkimiz var arkadaşlar bu arada gelebilirsiniz. 75 potun fişi 850 bin coins ve 3 tane oyuncu çıkarmış. Biri de Walcott çıkmış. Şanslı gerçekten. Banos da çıkmadı arkadaşlar. Zinedine Zidane almış. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Maguire çıkmış. Devam edelim arkadaşlar. Herkesin ismi videosu gözüksün diye. Elsiz alabilin diye arkadaşlar. Bu şekilde geçiyorum ama sadece en azından ilk atanları bu şekilde göstereyim. Mbappe çıkmış. Bakalım abi başka var mı? Oo 95 Hernandez. Yedek paketinden çıkarmış. Garanti olmayandan videoya selamlar demiş. Aleyküm selam kardeşim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Kadrolar ve paketler bu şekilde. 92'lik Ronaldo var yine. Koray Yıldırım ailesine selamlar demiş. Siz de yorumlara bir aleyküm selam yazarsınız. 131 genlik bir takım görüyoruz. Gerçekten harika. Zlatan İbrahimovic. 100 genlik Zlatan İbrahimovic kullanmak nasıl bir his? Yorumlara yazar mısın? Gerçekten çok güzel bir his olmalı. Şu stoperin de 100 gen yapsan gerçekten çok daha güzel olacak Muhammed Reis. Hadi bakalım abi. Hızlı bir şekilde geçmeye devam edelim. Abi 95'e yükseltmiş adamı Traore ama sen dur. Ben 98'e yükselttim. Canlı yayınlara gelip görebilirsiniz. Henüz daha YouTube'da 98'e yükselmiş halini görmediniz çünkü. Canlı yayınlara akşam her akşam canlı yayında Nimo TV'de yayındayız arkadaşlar. Gelebilirsiniz yani. Oha 100. Ama bu onun hesabı değil muhtemelen arkadaşlar. 146 gen bir hesap açmış ama. Atmış ama bilmiyorum. Ya onun hesabı değildir herhalde. Yani yan ekranda falan alsaydı belki birazcık inanabilirdik ama. 146 gen nedir abi? Gerçekten ilginç. Her neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar şey gördük. Vedat Muriç, Muslera için filan, Sörloth için özel şeyler yapılmış. Ve 103 genlik bir hesap, 119 genlik bir kadro, 96'lık Agüero var. Ve bu kadar arkadaşlar. Yani bunları da bu şekilde göstermiş olalım. En azından ilk gönderen 50-60 kişiyi göstermiş oluyorum. Facebook grubuna gelerek sizler de böyle postların altına yorum yapabilirsiniz. Yine selamlar abi videoya girdiyse demiş. Yine bir Ronaldo görüyoruz. Ve Van Dijk'la yan yana. Oha! Abi ben böyle paket görmüş müydüm daha önceden videoda? Van Dijk'le yan yana Ronaldo var. Şaka mı abi bu? Gerçekten ilginç. Gerçekten çok ilginç. Arkadaşlar göstermeye gösterebildiğim kadar devam ediyorum ama çok aşırı efsane olmayanlarda durmayacağım. Herkese Ronaldo çıktı dağıtmış yine EA Sports arkadaşlar. Burada 134'ken eski takımı görüyoruz. Ve bu kadar arkadaşlar. Yani daha da fazla yani göstermeye çalıştığım kadar gösteriyorum arkadaşlar. Videonun da çok uzamasını istemiyorum. Genel olarak video bu şekilde oldu. Bütün oha 130 yani. Lenk'le Nacho, Fabian, Lazanya değiştik. Tots'tan ve gelecek konulardan adam bekliyorum demiş. Gayet güzel. Gayet güzel. Beğendim. Kadroyu çok beğendim. Hemen devam edelim. Ve 130 yenlik bir kadro daha. Efe Vize'nin kadrosu. Gerçekten bu kadroyu da çok beğendim abicim. Kadroyu da kalpledim abi. Kalpleyesim geldi. Niye bilmiyorum. Babanın kadrosunu da kalpledik. Ve arkadaşlar bu kadardı kadrolar. Gördüğünüz gibi. Kadrolarınızı dediğim gibi yorumlamamı istiyorsanız videoyu bir saat yapmamak için abicim. Bunların hepsini tek tek yorumlamasak şimdi bir saat sürer. Bir saat yapmamak için sadece üyeler arasından seçiyorum. Onları da söyleyeyim yani. Haydi bakalım. O zaman devam ediyoruz. 110-118. Evet arkadaşlar bu şekildeydi video. Başka çılgın bir paket falan var mı? Çılgın bir paket falan var mı? Modric çıkmış. Bana da çıkmıştı geçen gün. Evet 131 yerlik bir tane Dakar var. Erkan Tunç'u stoperde Ramos ve Stort yerine Dijk ve Gomez, Forvet, Haaland, Vardy, Meo, Gullit, Kaleye, Courtois, Zaha, Zaha gelecek artık siz anlayın. Ama Zaha yerine Adama Traore gelsin. Onu yüzgen yap be. Yemin ediyorum daha iyi abicim. Daha iyi yemin ediyorum. Hemen devam ediyoruz. Bu kadardı arkadaşlar bu arada video. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Burada videomuzun sonuna geldik. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmında Nimo TV yayınlarına gelmeyi unutmayın. Burada gördüğünüz gibi Şahin Aka beni Nimo TV'de izlerken çekmiş. Eyvallah be kardeşim. Nimo TV'de beni izlerken kralsın. Seni seviyorum. Adamın dibisin Şahin Aka. Evet Çağlar Söyüncü'yü de almış burada gördüğünüz gibi. 133 gen can geçiminin karısı. Biz ne zaman videoya çıkacağız demiş. Al sana videonun sonuna da seni koyuyorum be kardeşim. Ama Bale yerine Adama Traore'yi bir sonraki bölümde almış ol. Videoya çıkmak istiyorsan her videoda kadro yorumlanmasını istiyorsan bu arada bana üye ol reis ya can geçimle. Sen böyle bir hesabın varsa senin paran da vardır. 2,5 liralık üyelik de alırsın yani her neyse arkadaşlar. Hoşçakalın seni gerçekten çok seviyorum bunu unutmayın. Ve video like yorum atmayı unutmayın. Şimdi abi bir şey diyenler olacak böyle para dileniyor filan. Abi ben Facebook grubundakilerle aramdaki samimiyetten dolayı bu şekilde konuşabiliyorum. Hani siz de insanlarla bu şekilde samimiyet kuramadığınız için bunları dilenme olarak algılıyor olabilirsiniz. Onu da sizlere söylüyorum. Bunu diyecek olan gerizekalı insanlara söylüyorum. Çünkü öyle insanlar var. Artık videonun sonunda da en azından bunu konuşalım. Her neyse burada video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın. Ve bye bye.